Birinci Dünya Savaşı uluslararası alanda sonuçları itibariyle 20. yüzyılın en etkili ilk küresel savaşıdır. Osmanlı Devleti bu savaşa Almanya, Avusturya ve Macaristan'ın yer aldığı ittifak devletleri ile birlikte katılmıştır. İttifak devletlerinin en güçlüsü ise Alman İmparatorluğu idi. Yapılan anlaşma ve sözleşmeler gereğince 1. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı ordusunda Alman subayları askerlik, sağlık, mühendislik gibi farklı görevler yapmışlardır. Alman ve Osmanlı orduları 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletlerine karşı Osmanlı topraklarının değişik cephelerinde beraberce savaşmışlardır. Bununla beraber bazen Türk subaylarıyla anlaşmazlıklar yaşamışlardır. 1. Dünya Savaşı'nda diğer ittifak devletler gibi Osmanlı Devleti de yenilgiye uğradı. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nden sonra Alman subayları bir ay içerisinde memleketlerine dönmüşlerdi. 1. Dünya Savaşı'nda Türk subaylarının Alman subayları hakkındaki düşünceleri önemlidir. Savaşta bulunmuş önemli Türk subaylardan biri de Mustafa Kemal Paşa'dır. Onun en önemli özelliği Alman subaylarını en fazla eleştiren Türk subayı olmasıdır. Rus mayın gemisi Pravda ve 3 torpido gemisi ile bir kömür gemisi saldırı düşüncesiyle Karadeniz Boğazı'na doğru hareket etmişlerdi. Bunu fark eden Yavuz karşı saldırıya geçerek bir mayın gemisini batırmış, kömür gemisine el koymuş, bir gemiyi de önemli derecede hasara uğratmasının ardından Sivas Topol Limanı'nı bombalamıştı. Osmanlı Devleti henüz hazır değilken 1. Dünya Savaşı'na Almanlarla birlikte girmişti. Nitekim bu olay üzerine Rusya 2 Kasım'da İngiltere ve Fransa 5 Kasım'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişlerdi. Osmanlı Devleti de 11 Kasım 1914'te onlara karşı resmen savaş açtı. Hatırı sayılır derecede kaynak, Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine ve Almanlarla ittifak kurmasına karşı olduğu iddiasında bulunmuştur. Şevket Süreyya Tek Adam adlı eserinde savaş öncesinde Sofya, Ateş Emeliterliği görevini yürüten Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'nin Almanya ve ittifakına daha başlangıçta itiraz ettiğini belirtmiştir. Salih Bozok ise Mustafa Kemal Paşa'nın Alman-Türk ittifakı gereği Osmanlı Devleti'nin seferberlik ilanını eleştirdiğini, Almanların savaşı kazanacağına kesinlikle inanmadığını ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa 1927'de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kurultayı'nda okuduğu büyük nutukun hemen başında şu ifadeleri kullanmıştı. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktı. Vaziyet ve manzara-i umumiye Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup Harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütakarename imzalanmış, büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde, millet ve memleketi Harbi Umumi'ye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. 1. Dünya Savaşı'nın ilerleyen günlerinde Mustafa Kemal Paşa'nın Almanların Osmanlı ordusuna hakimiyet kurmaya çalıştıklarına inandığına ve Alman subaylara karşı şiddetle karşı çıkmasına ve bu konuda Osmanlı makamlarını defaten uyardığına dair bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafları, raporları bulunmuştur. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının hemen ardından Türkiye'nin pek çok noktası İtilaf devletleri tarafından işgal edilmişti. Savaşın başlamasıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın Alman ordusuna ve Alman subaylarına bakışının netleştiği görülmektedir. O, Enver Paşa'nın aksine daha savaşın başlangıcında Alman ordusunun harbi kazanabileceğine şüpheyle bakmıştı. Sofya ateşe militeri iken 4 Eylül 1914'te Bulgaristan'dan Tevfik Rüştü Bey'e gönderdiği mektupta Alman ordusunun batı ve doğu cephelerinde Fransa ve Rusya ile savaşmak zorunda kalmasının Alman ordusunun durumunu zorlaştıracağını yazmıştı. Almanların batı cephesinde Fransız cephesini bir türlü yaramaması onun Almanya'nın savaşı kaybedeceği endişesini arttırmıştı. Savaş başladığında Mustafa Kemal Tümen Kumandanlığı'na getirilmişti. Görevine başlamadan hemen önce 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders ile bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Sanders Mustafa Kemal'e hala Bulgarlar savaşa girmeyecekler mi sorusunu yöneltmişti. Mustafa Kemal Bulgarların Alman ordusunun başarılı olacağına kanaat getirecek deliller görmedikçe savaşa girmeyeceklerini belirtmişti. Bu cevap üzerine Sanders sinirlenmiş, sağ yumruğunu sıkıp yukarı kaldırarak Bulgarlar hala
Alman ordusunun başarısına güvenmiyorlar mı sorusunu yöneltmişti. Mustafa Kemal Paşa hayır yanıtını vermişti. Sanders bu konuda kendisinin hangi fikirde olduğunu sorduğunda Mustafa Kemal, Bulgarları haklı bulduğunu söyleme cesaretini göstermişti. Sanders ile yaşadığı bu ilk anlaşmazlığa ilerleyen günlerde yenileri eklenmişti. Mustafa Kemal, Çanakkale cephesinde 19. Tümen Kumandanı olarak görev yapmıştı. 18 Mart 1915 deniz zaferinden sonra düşmanın karadan saldıracağı haberi alınmıştı. 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders, düşmanın Bolayır civarından saldıracağı kanaatiyle büyük kuvvetleri orada toplatmıştı. Mustafa Kemal ise düşmanın ya Karatepe'de ya da Seddülbahir'den karaya çıkacağını düşünmüştü. Gerçekten de düşman 25 Nisan 1915'te Seddülbahir ile Arıburnu'ndan saldırıya geçti. Arıburnu civarında onları ilk karşılayan ve durduran Mustafa Kemal'in kuvvetleri olmuştu. Mustafa Kemal, Çanakkale cephesinde düşmanın karaya çıktığı yeri tespit edemeyen von Sanders'i eleştirmişti. 3 Mayıs 1915'te Başkumandan Vekili Enver Paşa'ya gönderdiği mektupta Sanders Paşa'nın bizim ordularımızı, bizim memleketimizi tanımadığını ve layıkıyla araştırmada bulunacak kadar bir zamana sahip olmadığını savunmuş, sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakacak tertibat aldığını belirtmişti. Sanders'in böylece düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırdığını ifade etmişti. Mustafa Kemal buna rağmen denizden karaya çıkan düşman kuvvetlerini ard arda püskürtmeyi başardığını haber vermişti. Enver Paşa'ya Alman subaylar hakkında şu uyarıda bulunmuştu. Vatanımızın müdafaasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan, başta von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kati surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif eder, umumi vaziyetimizin icablarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Mustafa Kemal, mahiyetindeki Alman subaylarını da eleştirmişti. Bunlardan biri Kurmay Binbaşı Raymond'dur. Raymond, 5. Ordu Kumandanı Sanders tarafından 19. Tümen Kurmay Başkanı olarak gönderilmişse de Mustafa Kemal tarafından kabul edilmemişti. Mustafa Kemal, Kurmay Başkanı olarak İzzettin Bey ile çalışmaya devam etti. Buna rağmen 27 Nisan 1915'te tümene katılan Raymond'dan başka alanlarda istifade etmeye çalıştı. Mustafa Kemal, verdiği emirlerin hiçbirini layıkıyla yerine getiremeyen Raymond'un hiçbir işe yaramayacağını ve kendisinin başka bir göreve tayin edilmesini Kolordu Kumandanlığı'na bildirmişti. Raymond bir süre daha gündüzleri gelip geceleri gitmek suretiyle birlikte kaldıktan sonra genel karargah tarafından kendisine Asya grubunda vazife verilerek 19. Tümen'den uzaklaştırıldı. Mustafa Kemal Çanakkale cephesindeki başarılarının mükafatı olarak yarbaylıktan albaylığa terfi etti. Von Sanders cepheyi bölerek kuzey kısmı Anafartalar grubu olarak adlandırılmış kumandanlığına Mustafa Kemal'i getirmişti. Mustafa Kemal bu görevi Sanders Paşa'nın isteksiz ve alaycı bir şekilde kendisine verdiğini iddia etmişti. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal ile von Sanders arasında başka ciddi anlaşmazlıklar da yaşandı. Bunlardan biri 11. Tümen'de topçu binbaşısı Hamdi Bey ile grup topçu komutanı von Berg arasında yaşanan bir münazaa üzerinedir. Hamdi Bey, von Berg'in emirlerini reddetmesi üzerine divanı harbe verildi. Mustafa Kemal buna izin vermemiş ve Hamdi Bey'i himaye etmişti. Öyle ki 4 Kasım 1915'te von Sanders, Hamdi Bey'i talep etmesine rağmen Mustafa Kemal onu göndermedi. Mustafa Kemal ile von Sanders ve üst komutanlar arasındaki bir anlaşmazlık da Çanakkale Savaşı'nın son zamanlarında yaşandı. Çanakkale cephesinde savaşlar taarruzlardan siperlere döndü. Mustafa Kemal düşmanın çekileceğinden şüphe etmemekteydi. Bu nedenle genel bir saldırı ile düşmanı denize dökmeyi teklif etmişse de talebi kabul görmemişti. Kurmay Başbakanı İzzettin Bey'in günlüklerine göre Mustafa Kemal, İngiliz kuvvetlerini tespit etmek üzere keşif taarruzları yapılmasını emrettiği ve grupça icrasına teşebbüs edildiği halde von Sanders birinci emre muhalif olmuştu. İkinci emre de karşı çıkarak grubun hareketini tenkit etmişti. Mustafa Kemal buna karşılık Mareşal Liman von Sanders'in davranışını kabul etmemişti. İzzettin Bey bu gelişme üzerine von Sanders'in Mustafa Kemal'in karargahına gelerek onu
dolaylı yönden eleştirdiği bilgisini not etmiştir. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinden sonra Doğu cephesinde görevlendirilmişti. Doğu cephesinde önce 15. Kolordu, ardından 16. Kolordu ve nihayet 2. Ordu Kumandanlığı vazifelerini deruhte etmişti. 16. Kolordu karargahında görevli topçu kaymakamı von Berg, başkumandanlıktan birkaç Alman zabiti ve bir Alman doktor istemişti. Mustafa Kemal'in Diyarbakır'dan 27 Mart 1916'da verdiği yanıt değerlidir. Mustafa Kemal, kaymakam von Berg'in yanında süvari, binbaşısı, veş olduğu halde henüz Halep'ten teçhizatıyla Resulayn'a hareket ettiğini, Kolordu'daki ihtiyaçları tespit edebilecek konuma sahip bulunmadığını ifade etmişti. Kolordu'sunda Alman subaylara ihtiyaç olmadığını, hatta von Berg ve Welsch'in kendileri için yük olduklarını belirtmiş, von Berg'in Alman subayları talebindeki amacının o muhitte kendi ortaklarını çoğaltmak olduğunu yazmıştı. Öte yandan Mustafa Kemal, Doğu cephesinde önemli askeri başarılar elde etmişti. Bitlis ve Muş'u Ruslardan kurtarma başarısını gösterdiğinden 3. rütbeden Osmanlı nişanıyla ödüllendirilmişti. 1 Nisan 1916'da bir sene kıdem zammıyla rütbesi albaylıktan Tuğgeneralliğe yükseltilmişti. Mustafa Kemal Paşa, Doğu cephesinden sonra 3 Temmuz 1917'de Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mareşal Erich von Falkenhayn'ın emrinde Suriye cephesinde 7. Ordu Kumandanlığına tayin edilmişti. Bu yeni görevinde Falkenhayn ile sürekli anlaşmazlık yaşadı. Mustafa Kemal Paşa, orduya gönderilen altınların Falkenhayn'ın gizli kasasında saklandığını öğrenince onunla sorun yaşamıştı. Sadece Falkenhayn'la değil, menzil müfettişi General Friedrich'le de uyum içerisinde çalışamamıştı. 24 Ağustos 1917'de Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına gönderdiği yazıda Kresin, Gazze'nin Fetan aşireti şeyhi Hacim ile bir sözleşme yapmasını eleştirmişti. Sözleşmeyi iç siyaset ve gelecek açısından zararlı bulduğunu, birçok aşiretten yalnız bir tanesiyle anlaşılmasının diğerlerinin şiddetli tepkilerine neden olabileceği uyarısında bulundu. 1917'de Enver Paşa'ya gönderdiği ülkenin genel durumuna dair izlenimlerini ortaya koyan raporunda ise Falkenhayn ve diğer Alman subaylarını sert bir şekilde eleştirmişti. Mustafa Kemal Paşa Suriye ve Filistin cephesinde Alman subaylarının Osmanlı kumandanlarının emrine verilmesinin vatanın çıkarları için gerekli olduğunu savunmuştu. Mustafa Kemal Paşa Falkenhayn'ın çevresine her vesilede Alman olduğunu ve öncelikle Alman çıkarını düşüneceğini söyleme cesaretinde bulunduğunu belirtmişti. Bu sözleri sarf eden kişinin Suriye'de yüz binlerce Türk askerinin hayatı için karar verme mevkiinde bulunan bir kumandanın olduğu düşünülürse durumun Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırılığını anlamanın çok kolay olduğunu ifade etmişti. General Falkenhayn'ın Mayıs'tan beri Suriye cephesinde görev yapması vatan savunmasına ciddi zararlar vermişti. Falkenhayn, Osmanlı Genelkurmay'ın emirlerini ve kendisinin uyarılarını önemsememişti. Mustafa Kemal Paşa raporunda Falkenhayn'a ne askeri ne de siyasi açılardan güvenilebileceğini belirtmişti. 19 Aralık 1917'de Mustafa Kemal Paşa aynı gün karargahta İmparator 2. Kaiser Wilhelm, Mareşal Hindenburg, General Ludendorff ve diğer karargah komutanlarıyla tanışmıştı. Veliaht Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'yı İmparator Wilhelm'e takdir ettiğinde İmparator, Anafartalar Grup Kumandanı olarak kendisini tanıdığını ifade etmişti. Wilhelm, Vahdettin'i Almanya'ya yaklaştırmaya çalışmışsa da Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'nın da etkisiyle Almanya'ya ve Alman ordusuna karşı eleştirilerini ve şüphelerini Kaiser'e söyleme cesaretini sergilemişti. Mustafa Kemal bir gece Alsas valisinin davetine iştirak etmişti. Vali, konuşma sırasında Ermenilerin çok iyi niyetli insanlar olduklarını, Türklerin Ermenilere karşı feci saldırılarda bulunduklarını, Ermenilerin bu saldırılara maruz kalacak işler yapmadıklarını söylemişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa valiyi şu ifadelerle eleştirmişti. Evvela sizden şunu anlamak istiyorum. Müttefikiniz olan ve bu ittifak uğrunda maddi manevi tekmil mevcudiyetini mahveden Türkiye'ye karşı tarihin bilmem hangi devrinde mevcut olduğunu iddia eden ve bu mevcudiyeti ihya etmek için dünyayı aldatmaya çalışan Ermeniler lehine konuşmak fikri size nereden geliyor? Vali söylediklerinin tamamen duyduklarından ibaret olduğunu, herhangi bir siyasi maksadı bulunmadığını ifade etmek zorunda kalmıştı.
30 Ekim 1918'de 24 maddeden oluşan Mondros Mütarekesi yapılmıştır. Mütareke gereği Osmanlı ordusunda hizmet eden diğer Alman kumandanları gibi von Sanders'in Türkiye hizmeti bitmişti. Yıldırım orduları grup kumandanlığına Mustafa Kemal Paşa tayin edilmişti. Mustafa Kemal Paşa, kısa sürecek Yıldırım orduları grup kumandanlığı görevinde Almanlarla yeni problemler yaşamıştı. Mütareke gereği Alman ve diğer müttefik subayları ve erleri bir ay içerisinde vatanlarına döneceklerdi. Mustafa Kemal Paşa 1 Kasım 1918'de Adana'dan 2. Ordu Kumandanlığı'na verdiği emirde ülkelerine dönmekte olan 4 seneden beri birlikte savaşılan Alman ve Avusturya subayları ve erlerine her türlü yardım ve kolaylığın sağlanmasını, Türk misafirperverliğinin her vesileyle gösterilmesini, eşya ve malzeme devir teslimlerinde yanlış anlamalara meydan verilmemesini istemişti. Alman subaylar eşya ve malzeme teslimlerinde de sorun çıkardılar. Almanların binek ve yük otomobillerini benzin dökerek yaktıkları belirtilmişti. Bu bilgiler ışığında Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı İttihat ve Terakki Hükümeti'nin 1. Dünya Savaşı'na dahil olmasının ve Almanya ile ittifak kurmasının bir zorunluluğun sonucu olduğu görüşünü savunduğuna ulaşılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin zaferlerinde ve yenilgilerinde Alman subaylarının rolüne bakışına dair önemli tespitlere ulaşılmıştır. Savaş sürecinde Alman subayların kilit noktalara getirilmesini şiddetle eleştirmiştir. Savaştığı cephelerde komutası altında ve mahiyetinde bulunduğu Alman subayların neredeyse tamamıyla sorun yaşamıştır. 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinde Alman subayların önemli rolleri olduğunu, özellikle Suriye cephesindeki yenilginin en önemli sorumluluğunu Falkenhayn'a yüklemiştir. Kendisinin dışında diğer Türk subaylarının da Alman subaylarıyla fazlasıyla anlaşmazlıklar yaşadığına dair örnekler ortaya koymuştur. Bunun en önemli sebebinin Alman subaylarının Türk askerlere karşı tahakküm kurmaya çalışmak olduğu görüşünü savunmuştur. Mustafa Kemal Paşa'ya göre Türk ordusunda hizmet gören Almanlar Osmanlı topraklarındaki mücadelelerini içselleştirmemişlerdir. Çünkü onlar her şeyden önce Almandılar ve Almanya'nın çıkarları doğrusunda hareket etmişlerdir.